Herkese merhaba, ben Doktor Orhan Çınar. Bugün sizlere Türkiye'nin ilk yerli videolaringoskopi cihazı olan Scoper'dan bahsedeceğim. Scoper videolaringoskopi cihazı, Türkiye'nin ilk yerli videolaringoskopi cihazı olma yanında dünyanın ilk mobil uyumlu videolaringoskopi cihazı. Bu özelliği sayesinde cep telefonu ve tabletlerle rahatlıkla kullanılabiliyor. Scoper videolaringoskopi cihazı aynı zamanda dünyanın telekonsültasyon özelliğine sahip İlk videolaringoskopi cihazı. Videolaringoskopi cihazı nedir? Ne işe yarar? Ondan anlatmak istiyorum. Videolaringoskopi cihazı endotrakeal entübasyon dediğimiz soluk borusuna tüp yerleştirme işlemi için kullanılan cihazlardır. Bunun için yaklaşık 70 yıldır kullanılan direkt laringoskopların yerine artık videolaringoskopi sistemleri almıştır. Direkt laringoskopide kullanıcılar dili yukarıya doğru kaldırarak ses tellerini ağız içerisinden görüntülemeye çalışırlar ve entübasyon tüpünü ses telleri arasından yerleştirirler. Videolaringoskoplarda ise ses tellerinin sadece birkaç santimetre uzağından kamerayla görüntü alınarak monitöre aktarılır. Dolayısıyla kullanıcıların monitörden ses tellerini görüntüleyerek endotrakeal entübasyon işlemini yapmaları, videolaringoskoplar endotrakeal entübasyon işleminin başarısını arttırmakta, daha iyi bir görüntü sağlamakta, bu bölgede oluşacak yaralanmaları azaltmakta ve özellikle de COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıklarda sağlık personelinin korunmasına yardımcı olmaktadırlar. Videolaringoskoplar bu kadar çok avantajına rağmen henüz tüm dünyada yaygın olarak kullanılmamaktadırlar. Bunun da en önemli nedeni cihazların maliyetleridir. Scoper videolaringoskopi sistemi tam da bu noktada çözüm üretmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile endotrakeal entübasyonları sadece %60'ı videolaringoskoplarla gerçekleştirilmektedir. İngiltere'de ameliyathanelerin %90'ında videolaringoskoplar yerini almışken acil servislerin sadece 3'te 1'inde, yoğun bakımların ise sadece yarısında videolaringoskoplar olduğunu görmekteyiz. Türkiye, Afrika, Orta Doğu, Balkanlar gibi ülkelerde ise bu oranlar oldukça düşüktür. Direkt laringoskoplardan videolaringoskoplara geçişin yaşanacağı bir süreç başlamıştır ve önümüzdeki yıllarda bu süreç tamamlanacaktır. Bizim amacımız Scoper videolaringoskopi sistemleriyle birlikte bu dönüşüm sürecinde kilit bir rol oynamak. Bu alanda Türkiye'nin ilk sistemi olmak yanında dünyada da bunun maliyetlerinin azaltıldığı önemli bir çözüm aracı olarak yerimizi almalıdır. Dünyada kullanılan videolaringoskopi sistemlerinden bahsetmek gerekirse, bu cihazların özellikle çok kullanımlı ve tek kullanımlı versiyonlarının olduğu cihazlar olduğunu görüyoruz. Çok kullanımlı cihazlarda maliyetlerin 20.000 dolar civarına kadar yükseldiğini biliyoruz. Tek kullanımlık versiyonlarda ise yine monitör maliyetinin işin içine girdiğini, monitörün üzerinde olan sistemlerin ise COVID-19 gibi bulaşıcı hastalıklarda kullanımının çok uygun olmadığını, görüntü kalitelerinin yetersiz olduğunu ve tek bir işlem için maliyetlerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu noktada çözüm Scoper diyoruz. Şu ana kadar Scoper videolaringoskopi cihazında hangi aşamaları tamamladığımızdan da bahsetmek istiyorum. Scoper videolaringoskopi cihazı patent başvurusunu yapmış, marka başvurularını tamamlamış, CE belgesini almış ve ilaç eczacılık kurumuna kayıt işlemlerini gerçekleştirmiştir. Gazi Teknopark'ta projeyle bitirilmiş olan Scoper, Sanayi Bakanlığı bitirme belgesine sahiptir. Bu da gelir vergisinden muafiyet gibi bir avantajı da birlikte getirmektedir. Onun yanında özellikle tıbbi cihazların satışında çok önemli olan Devlet Malzeme Ofisi Teknokatalog'da yer alma avantajına sahiptir. Scoper videolaringoskopi cihazı şu ana kadar 2 tane kongrede hekimlerin kullanımına ve beğenisine sunulmuştur. Scoper aynı zamanda COSGAP'ten aldığı destekle uzaktan destek özelliğini geliştirmiş ve aynı zamanda endoskopik stili geliştirmiştir. Uzaktan destek özelliği yine videolaringoskopi için
dünyada ilk olan özelliklerinden bir tanesidir. Bu özellik sayesinde Spotter kamerasından elde edilen görüntüler daha deneyimli uzakta bir kullanıcıya aktarılmakta ve deneyimli kullanıcının daha deneyimsiz kullanıcıyı yönlendirmesi yine cihaz yazılımı üzerinden sağlanarak entübasyon işleminin gerçekleştirilmesi garanti altına alınmaya çalışılmaktadır. Endoskopik stile ise endotrakeal entübasyon işlemi sırasında videolaringoskoptan alınan görüntüye erişilemediği durumlarda stilin içerisindeki kamera yardımıyla görüntü de alınmakta. Dolayısıyla Spotter ekranı ikiye bölünerek her iki ekranda da görüntü elde edilmekte ve entübasyon işlemi garanti altına alınmaya çalışmaktadır. Spotter'ın bundan sonraki süreçteki planları ise şu şekildedir. Öncelikle talaşlı imalat sürecinden döküm imalata geçilmesi, dolayısıyla maliyetlerin belirgin olarak azaltılması amaçlanmaktadır. Sadece MEK4 yetişkin tipi bileğit ile başlanan süreç, bunun yanında çocuk ve yeni doğanlar için aynı zamanda zor hava yolu ve hibrit versiyonlar olmak üzere 7 farklı bileğit tipinin de üretilerek üretimin çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda MEK4 bileğitten yani yetişkin tipi bileğitten döküm sürecine gidilerek burada da bir seri üretim sürecinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Yine ilk yıl içerisinde plastik olan tek kullanımlık versiyondan 1000 adet üretilmesi planlanmaktadır. Yine ilk yıl içerisinde plastik tek kullanımlık versiyondan da 1000 adet üretilmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda Spotter video otoskoplarının da Ar-Ge süreçleri başlatılmıştır. 2022 yılı içerisinde Spotter video otoskopları da hazır hale getirilecek ve 2023 yılı içerisinde video otoskoplarımız da piyasaya sunulacaktır. Videolaringoskoplarla başlayan yolculuğumuzu video otoskoplarla ve video siteyle devam ettirmek, ilerleyen dönemlerde ise pek çok endoskopi sistemi üreten Türkiye'nin ilk yerli firması olma yolunda ilerlemeyi amaçlamaktayız. Pazarı dünyada 352 milyon dolarlık bir pazardır. Özellikle pandemiyle birlikte 2028'e kadar bu rakamın %18'lik bir büyüme içerisinde olacağı beklentisi bulunmaktadır. Pazarı domine eden çok kullanımlık videolaringoskopi cihazlarıdır. Yaklaşık %71'ini çok kullanımlık cihazlar oluşturmaktadır. Spotter mevcut halinde bile %60'lık bir maliyet azalması sağlamaktadır. Tek yönde ise bireysel olarak satın alabilecekleri kadar düşük olan 30 dolar seviyesine kadar maliyetleri azaltmayı düşünüyor. Bu da özellikle uluslararası arenada internet satışı üzerinden yaygın talep göreceğini beklemekteyiz. Spotter için toplanan fonun yarısından fazlasını kalıp giderleri ve üretim giderleri için kullanmayı planlıyoruz. Kalan miktarı ise Ar-Ge giderleri, tanıtım ve pazarlama giderleri, ofis giderleri ve danışmanlık giderleri olarak kullanmayı planlıyoruz. Kampanya web sitemizde yer alan diğer videolarda Spotter video laringoskopi cihazının teknik özelliklerine ulaşabilirsiniz.